çok şey gördüm. Çok ülke gezdim. Görmediğim, çekmediğim konu kalmadı aşağı yukarı. Ama böyle bir tavuk çiftliğine ilk defa giriyorum. Bu tavuk çiftliğine girince de aklıma hemen bir anı geliyor. Benim muhabirliği yaptığımız ilk yıllarda bir arkadaşım bana dedi ki, abi bir tavuk çiftliğinde röportaj yapacağım. Tamam dedik, makineyi, flaşı verdik, gitti geldi. Geldiğinde abi bir tavuk var, bir tavuk var dedi. Ayağımı yere koymak için tavukların arasına ayağımı koyup böyle oynatıyordum. Ancak basabiliyordum boş yer için. Evet. O geldi aklıma. Sonra o filmleri yıkadık. O zaman dijital devir değildi. Filmleri yıkadık. Bir baktım 3 tane tavuk var fotoğrafta. Ya arkadaş nerede bu tavuklar? Abi dedi flaşı çakınca kaçtı. Flaştan kaçması mümkün değil. Arkadaşımızın öyle biraz atar tarafı vardı. Hemen o hikaye geldi aklıma. Yaşanmış gerçek bir muhabbet. Ama bugün doğrusundan denk geldim. Şuracık şu boş yeri açabilmemiz için Hasan Bey çiftlik sahibi işte ellerini şaklatarak bize bir yer açtı burada. Ama gördüğünüz gibi her yer cıvıl cıvıl tavuk dolu. Bu tesiste 50 bin tane tavuk var. Buyurun dinleyin efendim. Kaç bin tane? 50 bin tavuk var bu tesiste. Tek tesiste. 45 bin de ikincisinde var. 95 bin hayvan şu an bugün çıkmak üzere. Yani evet. Bunlar şimdi, sevkiyata gidecek. Tabii şu an sevkiyat hazırlığı nereye yapılıyor. Şempiliç. Şempiliç. Sakarya'da Söğütlü 3. Organize Sanayi'de entegre tesisine gidiyor. Bölgemizin önemli tesislerinden tabii, biri. Tabii. Şempiliç. Yani evet. Şempiliç'e peki kaç ayda bir bu döngü oluyor? Şimdi bu döngü ben bu gördüğünüz hayvan 34 günlük. Bu çevirmelik. Bunun bir şeyi var. 42 günlük var. Karışık hayvan. Bir de erkek sürü var. Erkek sürü 45 günde çıkıyor. Onlar mesela 3 kilo 300 gram. Bunlar ne kadar geliyor Hasan Bey? Bunlar da 1800-1900 gibi. Evet. 1 kilo 900. Bunlar çevirmelik mi diyoruz? Çevirmelik evet. Çevirme derken ne? Dönerlik mi? Hayır. Çevirme yapılıyor ya böyle pişen. Çevirme pişirir. O şekilde yani bu dönerek döner yok döner ayrı bir şey. Tavuk döneri olarak olanlar işte 47 günde 45 günde çıkan yerine, çünkü o zaman et daha çok kaba oluyor, göğüsler çok oluyor, ondan dönerlik et çıkıyor. Anladım. Bunları şey için çevirmelik evet günlük evet. Çevirmelik ve piknik. Evet. Piknikler. Çevirmelik her alanda kullanılıyor tabii. Burada işleniyor. Evet. Şempilişte. Aynen. Ondan sonra ihtiyaç olan bölgelere sevk ediliyor. Kesinlikle evet. Peki burada 50 bin tane, 45 de öbür tarafta. 95 bin. 95 bin tane hayvanınız, kavuğunuz bugün fabrikaya sevk edilecek. Evet. Yerine yenisi gelecek. Yenisi işte 10 günlük bir temizlik. Şimdi bu bugün çıkacak. Yarın sabah bu gübre yarın sabah çıkmış olacak. Altında bayağı bir gübre var. 5 santim çeltik var. Yani ikisine 15 ton gibi bir çeltik seriyoruz. Bunlar değişecek mi komple? Tabii yani bu şey yarın burası komple temizlenmiş olacak. Temizlenecek. Bir pis tane tabii o yıkanacak önce. Yıkandıktan sonra dezenfekte gelecek. Dezenfekten sonra da yeniden civciv alınması için yeni çeltikler serilerek hazırlanacak. Civciv olarak alıyorsunuz tabii, değil mi? Siz biz şimdi civciv yumurtadan 3 saat sonra çıktıktan sonra tesise gelmiş oluyor. Nerede çıkıyor bunlar? Bunun kuluçkaları var. Mesela Sıraköy'de, Beşevler'de, farklı yerlerde. Bu bölgede tabii tabii Şempiric'in kendi bünyesinde, ürettiği. Onlar civciv haline getiriyorlar. Kesinlikle evet. Siz onları alıp burada büyütüyorsunuz. Biz büyütüyoruz. Fason olarak çalışıyoruz. Şempiric'in fasonuyuz. Biz fason olarak çalışıyoruz. Evet. Dönemde işte senede 6 veya 5 sefer çevirmelik olursa 7 sefer atmış oluyoruz. Evet. Tabii sizin burada işçilerinizin yanında veteriner ekipleriniz de vardır değil mi efendim? Tabii. Bunların bir kontrolü gerekli. Firmamızın, Şempiric firmamızın bize vermiş olduğu kendi bünyesindeki veteriner çalışanları var. Gerekli, tabii her bölgenin bir veterineri var. Her bölgenin veterineri müşterilerine hitap ediyor. Bölge bölge. Kontrollerini yapıyor. Sağlıklarını çabuk, ilaçlarına, hastalığına bakıyor. Kullanacağı ilaçların detaylarını anlatıyorlar. Bize bilgi veriyorlar. Biz de o şartlar altında günlük dozlarını veriyoruz. Ve işte üretimi hazırlıyoruz. Yani peki yem olarak ne kullanıyorsunuz bunları? Yem olarak ben şimdi yem olarak fazla bilmiyorum ama benim bildiğim kadarıyla soya fasulyesi, mısır özü. Hazır yem geliyor. Mısırın özü tabii yani palet halinde geliyor. Palet halinde üretilmiş, yapılmış şekilde. Tabii onun katkı malzemeleri de vardır. Şempiliç vasıtasıyla mı? Kesinlikle. Civci ve yemi veriyor. O taahhüt ettiği ilacını taahhüt ediyor. Tamam. Geri kalan bütün bakımlar
Üretici firmaya, bize ait yani. Sizin gibi üretici firma, şempilice çalışan oldukça fazladır bu bölgede. Muhtemelen sayısı 1400. Tane çiftlik var. Çiftlik var, evet. Benim gibi 1400 bir üretici şempiliç firmasına çalışıyor. Düşünün efendim, yani gerçekten şempiliçin Sakarya bölgesi ekonomisine çok ciddi bir ekonomi katkısı. 1400 ama katkısı. Şöyle yani 1400 ama yani benim mesela 95 bin kapasitem var. 1 milyon kapasitesi olan işverenlerimiz de var. Yani burada bunun içinde kuluçka var, bunun içinde yumurta var, bunun içinde damızlık var. Yani oto sanayinin yedek parçaları gibi, üreticisi gibi. Yani bu tavuk şeyi de böyle. Yani bir değerli bakın, otomobil üreten bir fabrika kadar bakın şimdi, önemli bu tavuğun, değil mi? Bu tavuğun yumurtasını üretecek kuluçkahane, bu tavuğu üretiyorlar. Evet. Bu tavuk yumurta yapıyor, erkekli tavuklu, mesela kuluçkahaneden alınıyor. Hı hı. Bu yumurtalar gidiyor, ondan sonra şeye yatılıyor, sen söyle, kuluçkahaneye gidiyor. 21 gün orada, yumurtalar orada yatıyor, 21 gün sonra çıkıyor. Her gün muhtemelen benim bildiğim 1 milyon 400 gibi bir üretim yapıyor şempiliç. Evet. Civciv üretimi yapıyor ve müşterilerine her gün günlük onu... Günlük sayı bu yani. Günlük tabii, günlük. Evet. Düşünün sevgili günlük, evet, işte. Evet. Peki Hasan Bey, siz burada tek tip çevirmelik ürün mü üretiyorsunuz? Yok, ben şimdi şöyle söyleyeyim. Değişik daha önce bir tabii yani ben mesela erkek horozla baktım mesela. Çevirmelik kısa dönem olunca bizim için daha iyi. 10 gün bir kazancımız oluyor. Evet. Dönemde 2 dönem fazla atmış oluyoruz. Bir de kısa dönem. Bizim de hoşumuza gidiyor. Bakması biraz daha şey oluyor. Şimdi bu horoz olursa ben o zaman 30 bin, 50 bin alamam. O zaman 39, 40 bin koyuyorum. Çünkü bunların boyu daha küçük. Tabii. Büyüdüğü zaman bir kapatıyor. Aynen öyle. Evet, aynen efendim. Öyle oluyor. Bakın, burada küçük bir yer açtık ama etraf silme tavuk. Zaten biraz önce kameraman arkadaşım bu tavukları böyle yakından bir dönecek ve göreceksiniz. Evet, ben Hasan Bey. Oldu. Teşekkür ediyorum. Oldu efendim. Bizi ben, burada ağırladığınız için. Ben de görmediğimiz bir şey de görmüş oldum. Ben de Sakarya TV'ye teşekkür ediyorum. Yani bizi burada geldiniz, çekimlerinizi yardımcı tanıtıyorsunuz. Tekrar Allah razı geleceğiz. Olsun. Biz de bekleriz. Gölkent'le ilgili de bundan sonra daha sık haberler yapacağız. Şimdilik nokta koyacağız. Evet. Hasan Bey'e teşekkür edeceğiz. Size de saygılar sunacağız. Biz teşekkür ediyoruz. Evet, sağ olun.